Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin ve salat ve salam ve Rasulü Muhammed ve alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salat ve salamın ibtida kabutunu budur. Evet Hazreti Hatice annemizle evliliklerini anlattık. İlk hanımı Efendimizin Hazreti Hatice idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ziyade sevip gayet hatırı şerifine riayet ederdi. Hazreti Hatice'yi çok severdi ve onun isteklerine riayet ederdi ve üzerine evlenmediler. Hazreti Hatice'nin üzerine de evlenmedi Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve 24 sene 5 ay 8 gün Rasul Aleyhisselam'ın hizmeti i şeriflerinde oldular. 24 sene 5 ay 8 gün evli kaldılar. Hazreti Hatice ondan sonra vefat etti zaten. 15 senesi kendine peygamberlik gelmezden evvel idi. Bunun 15 senesinde Rasûl-i Ekrem henüz peygamber olarak gönderilmemişti. Saadet de kendilerine nubuvet geldikte, efendimize peygamberlik geldikte o saat nubuvetini kabul edip gelir gelmez hemen peygamberliğini kabul edip şerefi imanla müşerref oldu. Hatunlarda, kadınlarda en evvel iman eden Hazreti Hatice Kübra radıyallahu anhadır. Bakîsi, geri kalanlar nübüvvetten sonradır. Diğerleri hepsi peygamberden sonra. O Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret etmezden 3 sene 4 ay mukaddem önce Mekke-i Mükerreme'de teşrifi dari ukba buyurup hacun dedikleri mahalle defn olunmuştu. Hicretten 3 sene önce. Yani resul ü Ekrem'in refaha çıkmış olduğu günleri görmedi Hz. Ali. Hep çileli günlerinde beraberdi resul Ekrem'le. Tabi o peygamber olarak gönderilmeden 15 sene öncesi var tabi o ayrı o zaman çileler yok ama peygamberliğinden sonraki 10 sene hep çileli dönemlerinde Hz. Hatice yanındaydı. Medine'den sonra zaten rahatlama oluyor. O zamanlar Hz. Hatice yoktu yani. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hak Celle ve Ala dünyada ziyaretleri ve dar cezada cümlemize nasip ve müyesser eyle. Amin. Elhamdülillah. Mekke-i Mükerreme her gitti bize ziyaret ettik. Allah'ımıza şükürler olsun. Hazreti Hatice annemizi gitmeyenlerden Mevlamız nasip eylesin. Celle Celaluhu. İkinci hatunları geldik Resulü Ekrem, ikinci hanımı. Sevde binti Zema'dır. Dokuzuncu atası ki Lüeydir. Onda nesebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de cem olur. Dokuzuncu dedeleriyle Peygamber bizim soyuyla bir oluyor. Hatice radıyallahu anhadan sonra Ayşe radıyallahu anhadan evvel nikah eylemiştir. Hazreti Hatice'den sonra evlendi. Sonra Medine-i Münevver'de vefat etmişlerdir. Hazreti Sevde de Medine'de vefat etti. Hak Teala cümle müminin ve müminata şefaatlerini müyesser eyleye amin. Üçüncü hatunları Hazreti Aişe-i Sıddika binti Ebî Bekir radıyallahu anha ve an Ebî Hadır. Üçüncü olarak Hazreti Aişe ile evlendi. Vaktaki Hatice-i Kübra radıyallahu anha vefat ettikte Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem ona ziyade alaka ve muhabbeti olup ziyade mağmum ve mahzun olduğundan Hz. Hatice'yi çok sevdiğinden çok üzüntüler içerisine düştü Resul-i Ekrem. Hak Celle ve Ala Cibril aleyhissalatu vesselam ile cennet varakalarından bir varaka üzerinde, cemret yapraklarından bir yaprak üzerinde Aişe-i Sıddikat'ın sureti tasvir olunmuş idi. Bir yaprak gösterdi Hz. Aişe'nin sureti. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderip getirdikte Cibril aleyhisselam dedi ki ya Resulallah celil ve cebbar olan, yüce ve cebbar olan Allahu azimuşan size selam eder ve buyurur ki bu varaka üzerinde, bu yaprak üzerindeki tasvir olunan surete benzeyen kızı biz semada size aktu tezvic eledik. Gökte sizin nikahınızı kıydık. Siz de ya Resulallah onu yerde kendinize akt buyurun. Siz de yeryüzünden ikanınızı yapın. Deyu ol barakayı teslim eyledi. O yaprağı verdi resul Ekrem'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi kılavuzluk eden hatunları getirip o sureti gösterip bu surete benzer Mekke'de kız bilir misiniz? Deyu sual buyurduklarında bunu gösterdik kadınların. Dediler ki bu suret gayet dostunuz olan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anın kızı Ayşe'nin suretidir. Bu hemen sizin en yakın arkadaşınızın kızının sureti dediler. Peygamber Zişan Aslan, Hazretleri Ebu Bekir radıyallahu an hazretlerini çağırıp buyurdular. Ya Ebu Bekir senin kızın Ayşe mekandan münezzeh olan Allah Celle ve Ala semada melekler arasında bana tezvicu nikah bana da yeryüzünde nikah eylemeyi emir ve ferman buyurmakla Şimdi kızın Aişe'yi bana akdü nikah eyle dedik de. Dedi ki Allah subhanahu gökte senin kızınla bizi nikah eylemiş. Bugün de ben bana da yerden nikah etmemi emreyledi. Ben de şimdi sana söylüyorum. Kızını senden istiyorum. Hazreti Ebu Bekir sem'an ve ta'atan ya Resulullah. İşittik itaat ettik ya Resulullah. Lakin kızım Aişe sagiredir. Kızım daha küçüktür. Hidmeti şerifinize liyakat yoktur. Size hizmet edemez dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saadetle buyurdu ki ya Ebu Bekir eğer li olmazsa hak celle ve ala ak buyurmazdı. Yani burada liyakati ben söylemiyorum ben karar vermiyorum. Eğer onun buna liyakati olmasaydı Allah böyle bir emir buyurmazdı dedi. Ol saat Hazreti Ebu Bekir Sıddık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kızı Aişe radıyallahu anhayı aktu tezvic edip haneyi saadetlerine geldikte bir tabak üzerine hurma koyup kızı Aişe dedi ki ya Aişe bu tabak ile hurmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götür, önüne koy ve de ki babamdan istediğiniz budur. <laughs> Gönderdi. Lakin bilmem salahı var mıdır yok mudur de dedi. Yani hurmayı gönderiyor. Kız bilmiyor yani <laughs> Hazreti Ayşe. Hurmayı gönder. Babamdan istediğiniz budur. Yani siz uyuyor diyorsanız biz, biz bir şey demiyoruz diyorlar götürdü Hazreti Ayşe. Ve bu kelamı kendilerine tebliğ eyle deyü tembih eyle diye. Ayşe radıyallahu anh'a dahi tabağı alıp hücreyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdik de Resulullah aleyhissalatu vesselam hazretleri hücre-i saadetlerinde yalnız idi. Tabağı götürüp önlerine koyup babasının tembihi üzere kelamını tebliğ ettikte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onu kabul ettik. Sonra yine kabul ettik. Sonra yine kabul ettik deyü buyurup Efendim üç defa kabul ettik, kabul buyurup mübarek yedi saadetlerini uzatıp Aişe'nin ridasının bir tarafından tutup kendine çekip yüzlerine dikkat ile nazar buyurduklarında Aişe radıyallahu anh dedi ki cümle alem size emindir diye şehadet ederler. Bu ettiğin iş ise emanete muhaliftir. Kendine çekip yüzüne bakmış. Herkes size emin diyor. Siz genç bir kıza böyle kendinizi çekiyorsunuz. Bukhari deyip esvabı yani ridasını zur ile çekip alıp babasına geldikte Ebu radıyallahu anh ya Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne keyfiyette buldun diye sual ettikte Ayşe dahi ahvali haber verdi. Ebu radıyallahu anh tebessüp edip ey kızım sakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine suizan eyleme kötü düşünme. Zira o senin kocandır. Ben sana ona akt-ı nikah eyledim. Bardahu seni tabak ile ona gönderdim dediğinde Aişe Sıddıka radıyallahu anha eylediği işten ziyade utanıp kızdı ya Hazreti Peygamber'e diye yani utanıp nadime ve pişman oldu, üzüldü. Ve bu akdi nikah Mekke-i Mükerreme'de bi'setin 10. senesi şehri Şevval'de cuma gününde vakı olmuştur. Peygamberlikten 10 sene sonra yani Resul-i Ekrem 50 yaşındayken Evet. Orada dersimiz kalıyor. Allah Subhanehu ve Teala bütün ezbacı mutahharatın berekatıyla bizleri bereketlendirsin. Onların şefaatine bizleri nail eylesin. Ve minallahi tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha.